Bursa Haber TV ekranlarından ve Balkan Masası'ndan herkese selamlar, sevgiler. Günlerden 16 Ekim Çarşamba. Ben Sevinç Çelebi, yönetmenim Faik Emre Dağlı ile birlikte yaklaşık yine 50 dakika kadar sizlerle birlikte olacağız. Bugün seçim arifesindeyiz artık. Bulgaristan'da maalesef ki siyasi istikrarsızlıktan dolayı 7. kez seçimler yapılacak. Baştan onu söylemek istiyorum. Elbette ki onu en sona bırakıyoruz. Birazcık da onu da değerlendireceğiz ama CHP Yunus Eli Mahalle Temsilcisi Nazif Güler bizlerle birlikte. Kendisiyle önce bir kendisini konuşacağız. Sonra Balkanları konuşacağız. Yaşadıklarını, mahallemizi, CHP geldikten sonra neler değişti, neler oldu ve en sonda dediğim gibi 27 Ekim'de gerçekleşecek olan, Bulgaristan'da gerçekleşecek olan seçimlere de değineceğiz, fikrimizi beyan edeceğiz. Önerilerde bulunacağız. Elbette ki ben bulunacağız, edeceğiz diyorum ama ben sadece soracağım, Nazif Bey cevaplayacak. Hoş geldiniz Nazif Bey. Hoş bulduk. Bu nazik davetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Nazif Güler kimdir derseniz, Nazif Güler 1968 Kırcalı iline bağlı Lübino köyünde doğmuş, Türkçesi Ürpek köyüdür. Köyümüz Kırcalı'den 55 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Arduino'ya ise 48 kilometre uzaklıkta bulunup, deniz seviyesinden 1100 metre yükseklikte bulunduğundan dolayı çok havası temiz, oksijeni bol, çam ağaçların içinde çok güzel bir, şirin bir köy. Köyümüzün altından Arda Nehri geçmektedir. O köyümüzden bakılan manzaralar, o Arda'nın kıvrımları çok güzel. Yani tabiat, yani doğa, yani orayı görmek isteyenler için müthiş bir manzarası olan bir köydür. Şimdi Ürpek deyince, Ürpek köyümüzde neredensin diye sordukları zaman ben Ürpek'ten deyince, aa orada sizin köyde yabancılar, başka ülkeden gelen İngilizlerin köyü mü diye soruyorlar bana. Ben de evet diyorum. Köyümüze 10 yıl öncesinde İngilizler 6 hane taşınmış, yani ev almışlar, oraya yerleşmişler. Bir de diğer ülkelerden var, Hollanda'dan var, Almanya'dan var. Oralarda ev alıp bazıları hatta kış günleri de orada kalmaktalar yani. Yılın 12 ayını orada geçirmekteler. Köyümüzde genelde eskiden tarımla, tütüncülükle, hayvancılıkla uğraşılıyordu köyümüzde. Köyümüz çok büyük bir köydü. Fakat bu göçlerden dolayı 50'li yıllardan sonra halkımızın geçim sıkıntısından dolayı genç nüfusun iç Bulgaristan'a, sonra 60'lı 70'li yıllarda da ana vatan Türkiye'ye göç etmişler yani. Şimdi sevgili izleyenler, Nazif Bey çok heyecanlı. Hala belli ki o heyecanını da yatıştıramamış. Sağ olsun lek demeden leblebiyi anlayan insanları ben çok severim. Kendisi zaten kendinizi tanıtın demeden direkt girdi. Ürpek'e kadar girdi, Ardalar'a kadar girdi ama Nazif Bey şimdi birazcık tane tane gitmeyi önereceğim ben size. Evet, sağ ol. Şimdi ilk defa canlı yayın heyecanından dolayı biraz yok, tabii yok, ki. Yok gayet yani, normal evet. Fakat şöyle. Şimdi Nazif Bey zaten tanıyoruz artık evet. Zaten anlattığınızda. Kaç yılında yani, göç ettiğinizi rica edeceğim evet. Anlatmanızı, bu göç esnasında neler yaşandı, öncelikle bir sakin olalım, burada biz bizeyiz, bakın biz bizeyiz, evet. Seyircilerimiz de zaten elbette ki görüşte bildirmek istiyorlarsa, selam söylemek isteyen olursa ne söylesinler onlar da. Nazif Bey, Bulgaristan göçmenisiniz. Evet, Kırcalıyeli Eğridere evet. Dediniz fakat Asenograd'da ikamet eden de birisiniz evet. Bildiğim kadarıyla. Evet, ben evet, bu arada ben bir vefa borcum var Nazif Bey'e, bunu kendisine de hep söylüyorum ya, önemli değil diyor ama ben vefayı da severim, vefa duygusu olan insanları da severim. Yerel seçimlerde ikimiz Yunus Eli'nin de bulunan bir okulda görevliydik, ben basın mensubu olarak, Nazif Bey de CHP Yunus Eli temsilcisi olarak. Ve verileri toplarken de ciddi katkısı bulundu bana. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çünkü meşakkatli bir dönem. Sevgili eşi de kameramanın yanında bizi oradan izliyor. Ona da buradan selamlar. O da sağ olsun gece vakti saat 1.30'lara kadar bize desteğini esirgemedi. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Nazif Bey,
Yeniden böyle yavaşçık alalım. Yani ne zaman, kaç yılında göç ettiniz? şimdi Nasıl oldu? Evet, yani ben 8. sınıfımı köyümde, yani köyümün yani o güzel köyümde bitirmiş bulunmaktayım ve çok başarılı bir öğrenci olduğumu yani herkes tarafından bilinmekteydi. Ve buradan şimdi sizin programınızdan yani bütün ürpeklere selamımı iletiyorum. Yani beni tanıyan, tanımayan herkeslere selamımı iletiyorum sizin aracılığınızla. Ne güzel, bizden de selam olsun. Evet, Ürpek Köyü deyince eskiden çok eski o bölgenin en eski camilerinden bir tanesi var bizim köyümüzde. Fakat çok atıl vaziyetteydi bu. Bu hayırseverler tarafından 10 yıl öncesi bunu restore edildi. Bu Ali Rıza Bey Camisi olarak mesela tarihte de var. Yani çok eski bir cami. Fakat bu camiye ulaşmak biraz zor oluyor çünkü yollarda bir sıkıntılar var. Buradan da o yerel yönetimlere sesleniyorum. Yani yolun gittiği yere kadar asfalt dökülmemişinden dolayı onlardan bunu rica ediyoruz. Çünkü buradan giden, ziyarete giden yaşlılarımız var. Oralara kadar ulaşması zor oluyor. Yani bu oralara malum dağlık bölgeye yağmurlar çok oluyor ve sel götürdüğü için arabalar camiye ulaşamıyor. Camilerin etrafında mezarlıklar var. Bu mezarlıkları ziyaret etmeleri için yaşlılarımız Türkiye'den olsun, İç Bulgaristan'dan olsun ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Onun için buradan o yerel yönetimlere çağrıda bulunuyorum. O yolların, karayolun, toprak yolun gittiği yere kadar asfalt dökülmesini talep ediyorum tüm ürpekliler adına. Sonra ben liseyi de Kırcaali ilinde bitirdim. Meslek olarak da motorlu taşıtlar... Hangi lisedeydiniz? Motor bölümünde Kırcaali, Endüstri Meslek Lisesi. Endüstri Meslek Lisesi. Ve motorlu taşıtlar tamiri, bakımı, onarımı ve sürücüsü olarak... Liliana Dimitrova'yı biliyor musunuz? Evet. Ben de aynı yaşta olduğumuz için zaten siz o okuldayken ben de Liliana Dimitrova'daydım 3. sınıfta ama. Evet, yani hep aynı dönemlerde öğrencilik. Evet, o öğrencilik günlerimizi vallahi hatırlıyoruz ama ve çok güzel. Ve hayat ne kadar, çok dünya güzel ne kadar küçük değil evet, mi? Yani. Yıllar sonra bir şehirdesiniz, birimiz bir okulda, birimiz bir okulda, tabii. Aynı kuşağın çocukları ve şu an burada oturmuş sohbet ediyoruz. Ne kadar evet. Güzel. Dedikten sonra hemen sadece çünkü geçen atlamışım çok da üzüldüm. Bedri Şenoğlu, iyi yayınlar diliyorum, selamlar ve saygılarımı sunuyorum. Bir Eğridere Alfatlı ili olarak demiş. Selamlar, saygılar bizden Bedri Bey, teşekkür ederiz. Güzel evet. Yorumunuzdan dolayı. Evet. Sonra 1990 yılında Türkiye'ye göç ettik. Tüm göç edenler gibi bir zorluklarla karşılaştık tabii ki. Yani bu göç esnasında buraya aile parçalı olarak göç ettik. Göç ettikten sonra tabii kiralarda veya bu göç ülke değiştirmenin zorluklarını her göçmenler gibi biz de hissettik ve yaşadık. Sonradan iş için müracaat ettiğimde benim mesleğim olduğu için OYAK Renault'da işe başlamış 1991 yılında ve orada 27 yıl bir fil çalışarak emekli olmayı hak ettim. Ama bu çalışma esnasında bizim jenerasyon yani çok daha disiplinliydi o zamanlar gelenler. Yani çok daha sıkı işe sarıldık herkes, tüm göçmenler olarak. Özellikle ben şimdiki gençlere söylediğim zamanlar sabah saat 5.30'da işbaşı yapıyorduk. Saat 4'ten 4.30 arası kalkmak zorundaydık. Ve bunu seneler boyunca yaptık. Ve söyleyerek böyle hiçbir kere geç kalmadan... 3 yıl boyunca hiçbir geçim veya izinim olmadan çalışmış bulunmaktayım ve o disiplini sağladık ve ben ve benim gibi göçmenler buna çok dikkat ederlerdi. Şimdiki gençler saat 9'daki sınava geç kalan arkadaşlarımız var biliyorsunuz. Şimdiki maalesef, jenerasyon maalesef. Yani bir kadar, o kadar ciddi tutmuyorlar işi. Onun için Renault'dan emekli olduktan sonra da biraz siyaset, biraz... Yani sivil toplum kuruluşlarına üye olmak, mesela Bursa'da Egridereler Derneği'ne üyesiyim, aynı zamanda Filibeler Dernek üyesiyim, bir de Renault Emekliler Derneği'nde üyeyim. İşte oralarda faaliyet, şimdi bizim göçmenler olarak çok derneklere üyelik veya partilerde yer almıyoruz yani. Bunu da neden kaynaklanıyor bilmiyorum fakat mesela iş adamları konusunda göçmenlerden çok iş adamımız var. Esnafımız çok fakat bu siyasette çok az miktarda yani çok az kişi yani yok diyecek kadarı az yani siyaset. Halbuki olmalı mıyız? Olmalı ki çünkü Bursa'nın nüfusu bildiğiniz gibi Bursa göçmenlerin başkenti yani. Ama biz siyasette çok azız yani siyasette de yönetimlerde de yer almalıyız.
Bunu bizim göçmen arkadaşlara tavsiye ediyorum ve katılmalarını talep ediyorum. Bu sivil toplum kuruluşlarına da üye olmalarını öneriyorum gençlere, yani göçmen olanlar arkadaşlara. Evet. Şimdi Bulgaristan'dan göç ettik. Kimimiz 89, kimimiz 90, 91, 92, 94, 96'ya kadar bir uzun bir süreçti. Parçalanmış aileler bir araya geldi vesaire. Sık sık siz de benim gibi gidip gelen kişilerden birisiniz. Şu an nasıl buluyorsunuz? Sanki bir geri dönüş demeyeyim ona da, evlerin daha bir toparlanmaya başlamış olması, daha bir Bulgaristan kendine gelmeye başlamış sanki birazcık da. Yani Avrupa bir Birliği'ne... Payımız var o göç edilen yerlerden bahsediyorum. Evet. Şimdi dikkatimi çekiyor, öyle köylerde mesela evlerini restore edenler var. Yaşlı emekli olup da buradan geri dönüp köy özlemini yaşayanlar oralarda daha fazla, yani oralarda yaşamaktalar. Gençler de şimdi Avrupa Birliği'nde olduğu için gençlerimiz de o Avrupa seyahat etmekteler ve çalışmaktalar. Çünkü iş imkanları ülkemizde biraz kısıtlı olduğundan dolayı. Yani orada çalışıp maddi gücü elde ettikten sonra mı toparlanma başladı diyorsunuz? Evet, yani o konuda... İşsizlik yoksa hala sürüyor Bulgaristan'da. Orada da işsizlik var fakat buraya bakış, yani ücretler olsun. Ve oradan orayı köprü olarak kullanıp da gençlerimiz Avrupa'ya, Almanya, Hollanda gibi ülkelere geçmekteler. Ama yaşlılarımız emeklilerini geçirmek için oralarına daha serbest olduğu için oralarda yaşamaktalar ya. Peki Nazif Bey, Bulgaristan'ı geçersek Türkiye'ye geldiğiniz yıldan bugüne kadar değerlendirme yaparsanız. Yani daha mı iyi, daha mı kötü? Yani Türkiye'deki... Şimdi bir de Yunseli Mahallesi'nin temsilcisisiniz. Evet. Yunseli Mahallesi'ni de yatıralım. Biz de orada oturuyoruz. Basın sitesindeyiz biliyorsunuz. Evet. Kameramanımız da orada. Ya. Hatta kendisi de size birazcık... Yunseli Mahallesi... ...öneride bulundu. Şimdi şu son 10 yıla kadar bir Yunseli köyü olarak geçtiği için hizmetlerden mahrum kalmış bir köy yani mesela. Şimdi mahalle olarak geçti ama eskiden neler köy... Neler yapıyorsunuz temsilci olarak? Yani ben şunu çok merak ediyorum. Kusura bakmayın sözünüz böyle. Evet. CHP Yunseli Mahalle Temsilcisi Nazif Güler. Evet. Ben bu isme hangi konularla başvurabilirim ve neleri talep edebilir miyim veya iletebilir miyim? Yani asıl göreviniz ne bu ünvan altında ki diğer arkadaşların da kimliğini netleştirmiş olun? Evet, Yunuseli Mahallesi'nde CHP üyelerimizin sayısı 350 tane. Yani CHP'ye üye olanlar mesela daha çok üyeli olmalarını tavsiye ediyoruz. Fakat insanlar partiye üye olmaktan biraz çekingenler. Yani bunlar da neden kaynaklanıyor? İnsanlar siyasette uğraşmamak için kendi işleriyle devam ediyorlar. Üye sayısını artırmak talebimiz var. Ve biz bunlara nasıl yardımcı olabiliyoruz? Belirli bir dönemlerde toplantılar yapılıyor mahallemizde. Eksikleri, talepleri, şikayetleri biz de ilçemize götürüyoruz. Oraya paylaşıyoruz yani ne gibi eksiklerimiz belirli var. Belirli bir yeriniz var mı yoksa? Yok. Yunuseli'de, olmalı mı peki? Tabii ki olmalı yani. Yunuseli'de temsilciliğimiz olmalı. Fakat bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Genel merkeze kadar iletildi yani tüm mahalleler temsilcilik olsun diye. Fakat daha biz geri sonuç alamadık yani. Yani çünkü şimdi bir Yunseli Mahallesi dediğimizde bir muhtarlık oluyor. Evet. Yani insanlar muhtara resmi evraklar vesaire için gidiyor. Size ne için geliyorlar onu söylüyorum. Ya da size gelen konuları siz muhtara mı iletiyorsunuz, belediye başkanına mı iletiyorsunuz? Daha çoklarını belediye meclis üyelerinden paylaşıyoruz. Yani sorunlarla ilgili mesela yolla ilgili, bu kasislerle ilgili yani belediye meclis üyelerine ve muhtarlara da iletebiliyoruz. Yani onlarla iletişimdeyiz. Mahallenin refahı için çalışıyoruz. Tabii mahallenin refahı için çalışıyoruz. Peki Nazif Bey neler yaptınız bugüne kadar? Var mı bir hatırım? Kaç yıldır buradasınız? Yunuseli'de biz 96 yılından beri Yunuseli'de oturmaktayız. Bu vasıf altında? Bu vasıf altında 2016'dan beri yani ben delege olarak sonra mahalle temsilcisi olarak hatta ilçe yönetimlerinde de yer almış bulunmaktayım. Yani bayağı bir uzun süredir şimdi yeni değişim oldu. Değişim olduğu için bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi oldu. Yani bu yerel seçimlerde bizim hedefimiz genel seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisi olmak. Ama bunun için çalışmak gerekiyor.
ilçe bazında, il bazında, genel merkez bazında. Fakat çalışmalarımız şu anda biraz daha ağır işlemekte. Genel seçimleri başarıyla tamamlamamızdan sonra hizmetlerde yavaş yavaş değişim olduğu için ilk önce yavaş yavaş ilerlemekte, yani çok hizmetler alınmaya başlandı yani. Yunus Eliyeş'in genel bir projeleri var. Ana sınıfı projesi, değişik spor kompleksi olacak, belediyenin yatırımları var. Yani yeni bir okulumuz açıldı Yunus Eliye mesela, ilkokul olarak yeni faaliyete geçti. Hatta okullar açılırken yetişmedi. Gerçekten de güzelleşti. Güzelleşti ve etrafını Büyükşehir Belediyesi 2 gün öncesi kaldırımlarını yaptı. O kasisleri konuldu. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz bu arada. Ben de bir mahalle temsilcisi olarak şimdi seçimden sonra Büyükşehir Belediyesi'ni de Osman Gazi Belediye Başkanımızla ziyaret edemedim. Çünkü öyle bir yoğunluk vardı ki inanın randevu aldık, gitmekten vazgeçtim. Çünkü baktım herkes tebrik için, yani tebrik için geliyorlar ve çok yoğunluk oldu. Başkanlarımız 40-45 gün o ziyaretçileri kabul etmekten iş başı yapamadı desek yani yeri var. Onun için biz de kendilerine sosyal medya üzerinden tebrik ettik ve başarılar diledik ve de sizin aracınızla tekrar Erkan Başkanıma ve Sayın Mustafa Bozbey'e buradan tebriklerimi iletiyorum ve başarılar diliyorum. Başkan Mustafa Bozbey zaten başkan burada, Nilüfer Belediye Başkanı olduğu dönemde başlattığı Başkan Burada programı devam ettiriyor ve mahalle mahalle de geziyor. Örneğin Yunus Eli'den böyle bir talep gönderebiliriz kendisine yani. Ve orada da tam ne gerekiyorsa ihtiyaçlar tabii, kendisine bir duyurulabilir. Yani. Mümin Hacıoğlu, yayınlar diliyorum, selamlar. Seçimlerde herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesini istiyorum. Yeni başlangıç için bütün Bulgaristan göçmenlerine selam olsun. 8 numara demiş. Şimdi 8 numara nedir? Şimdi Bulgaristan seçimlerine gelince mevzu, Bulgaristan'da son 3 yılda 7. kez seçime gidiyoruz. Bu 7. kez seçim demek, yani bu ülkenin yani ekonomisinin veya çok insanları da bıkkınlık getirdi artık. Fakat Türkiye'de de sandık kuruluyor. Türkiye genelinde 168 tane sandık kuruluyor. Bunların bir maliyeti de var tabii ki. Bursa'da da 48 sandığımız olacak. Bursa'da en fazla sandık olacak. Yani bu siyasi partiler, ben aynı zamanda Halk Özgürlükler Hareketi'nin, DPS'nin üyesiyim ve kurultay delegesiyim aynı zamanda. Şimdi bunu ben kendimce mesela bir vatandaş olarak, bir seçmen olarak kendimi ifade ettiğim zamanlar oradaki olaylardan gerçekten üzücü yani. Şimdi partinin bölünmesi hiç kimse istemezdi. Ama biz ilk defa ikinci siyasi parti olduk Bulgaristan'da. Bunun sebebi yani mesela birleşimden, mesela bir önceki değişimden, mesela değişim oldu. Nasıl bir değişim oldu? Şubat ayında konferansya, kurultay yani Türkçesi. Hı hı. Kurultayda biz delege olduğumuz için Sofya'ya gittik. Ama bu kurultay olmadan önce mahallelerde, ilçelerde, illerde önerilen başkan adayları, mesela kimlerdi başkan adayı önerilen? Sayın Delian Peyevski ve Cevdet Çakırov'tu. Bunu tüm mahallelerde, ilçelerde, illerde DPS'nin, Halk ve Özgürlük Hareketi'nin kurumlarında oy birliğiyle önerilen bir iki aday. Bunları kurultaya gittiğimiz zamanlar biz, kurultayda da tabii iki aday var. İki adaya da ilk önce tüzüğü değiştirdiler, partinin tüzüğünü. Çünkü tek tüzüklüymüş partinin şeyi, tüzüğü. İki adayı oylandı, iki aday olsun diye hep oy birliğiyle oylandı bunlar. İki tane genel başkan olacak, eş başkan yani. Ondan sonra tabii bu eş başkanları da delegelere oylatıldı. Fakat bu oylama sırasında benim çok dikkatimi çeken bir olay vardı. Şu anda yeni oluşumda olan arkadaşlar ilk sıralardaydı. Oylama yaparken yani kabul ediyor musunuz deyince, bunlar ilk sırada olan yeni oluşumcular iki ellerini birden kaldırdılar. Yani ondan sonra biz de şimdi tereddütte kalıyoruz. O zamanlar iki tane tek oyu varken iki oy verip de şu anda yeni oluşumda olan arkadaşlara, valla bunların bir açıklamasını bekliyoruz yani vatandaşlara, seçmenlere. Neden böyle oldu? Yani ben şahsen tabii ki 8 numarayı destek veriyoruz.
Çünkü haklı buluyorum onları. Nasıl haklılar? Hükümet kurulmak esnasında hükümetin kurulması gerekiyordu. Hükümetin kurulması demek Bulgaristan'da istikrar, siyasi krizden kurtulmuş olacaktık. Fakat ne oldu ki hükümetin onaylamasına 2 saat kala 17 tane milletvekili geri çekti ve oylanmadı ve hükümet geçici hükümetle devam etti ve seçime gidildi. Şimdi daha önceki seçim sürecinde bu milletvekili adaylarımız, diğer oradaki parti üyelerimiz her zaman biz Bulgaristan'daki hükümetin kurulmasını destekleyeceğiz diye söz verdiler. Artık yeter artık dediler, bu son seçim olsun, her şartsız koşulsuz hükümete destek vereceğiz deyip de sonra geri çekilmeleri gerçekten üzücü yani. Bunun için yani nasıl, ne yapılabilir? Onun için halkın, yani vatandaşların, seçmenlerin bunu görmesini talep ediyorum yani. Onun için oylarını 8 numaradan kullanıp yeni başlangıç, Halk Özgürlük Hareketi yeni başlangıçta yani onu bir denememiz gerekiyor. Ve şayet yeni gelen hükümet de yani seçmene karşı sözlerini, vaatlerini yerine getirmezse tabii ki seçmenler onları da yarın öbür gün değiştirebilir. Neden bu kadar çok seçim oldu? Siyasi iktidar, yani bu siyasi krize dönüştü. Aynı. Hatta şu an seçimler gelmeden önce, 27'sinde gerçekleşecek biliyorsunuz. Ve diyorlar ki Mart'ta tekrar olur. Yok. Hatta yeni bir öngörü ya, var. O öngörüler, hani şimdi öngörüler. Katılım az olur. Yani bunlar bize neler kazandırıyor ve neler kaybettiriyor. Valla Bulgaristan ekonomisinde çok güçlü, yani çok zarar veriyor Bulgaristan ekonomisine. Artı yasalar veya hizmetler aksamakta yani şu anda mesela. Gençlerimize iş sağlanmıyor. Yani bu sürekli seçim olması, geçici hükümetlerle hiçbir kanun geçmiyor. Yani aksamakta yani. Onun için hizmet de alamamakta. Yalnız şunu belirtmek istiyorum Sevinç Hanım. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyorlar ki Bulgaristan'da yok Türk Bulgar. Şunu altını çizerek söylemek istiyorum. Bulgaristan Cumhuriyeti'nde DPS, Halk Özgürlük Hareketi hiçbir zaman Türk partisi olarak değildi yani. Türklerin çoğunlukta ve yöneticilerin çoğunlukta olduğu bir partiydi. Bu partinin içerisinde Türkler var, Bulgarlar var, Romenler var, Ermeniler var, Pomaklar var. Yani bunların seçmenleri de. Şimdi böyle örnek vermek gerekirse, şimdi Kırcalı bölgesinde şu anda mevcut DPS Novan Açaoğlu, yani yeni başlangıç Halk Özgürlük Hareketi, 10 tane milletvekili adayımız var. Onu da Türk asıllı. Çünkü o bölgenin nüfusunun %80'i Türk olduğu için. Ama bir Loveç'te, bir Vidin'de örnek olarak mesela 3 aile var Türk ailesi olarak, öyle tespitlerde yani. Orada 3 ailede olduğu için orada muhakkak ki bir Bulgar, çünkü orada da partinin şehir teşkilatları var. Orada da tabii ki Bulgar milletvekili adayı olacak yani. Bunu öyle kabul etmek gerekiyor. Fakat bizim insanımıza şimdi bir propaganda yapılıyor. Yok Türkmüş, Bulgarmış. Öyle bir düşünceye kapılanlara da buradan seslenmek istiyorum. Hiçbir zaman Türk partisi olmadı. Orası zaten Bulgaristan. Şimdi zaten Pevski'nin bu DPS'de olması, hani 8 numarada varoluşu, partide Bulgar var deniliyor ama bence yanlış, bu kendi fikrim. Çünkü Pevski zaten Ahmet Doğan'ın partisinde ya, olan bir isimdi. Zaten hep baştan beri DPS'de var olan bir isimdi. Tabii, yani yeni gelmedi. Tabii eskiden beri. Şimdi Pevski yeni gelmedi. Değişik kademelerde görev yapmış, milletvekili olmuş, hatta bakanlık yapmış bir yani. Şimdi Nazif Bey'in de baştan söylediği gibi gönül isterdi ki hiç bu raddeye gelmeyelim. Evet. Hiç bölünmeyelim. Çünkü ben bunu her seferinde beyan etmeye çalışıyorum. Sizinle de konuştuğumuzda her seferinde de aynı şeyi söylemişimdir. Çünkü benim de bir gazeteci kimliğimin dışında bir de bir vatandaş tabii. kimliğim var. Bir de bir vatandaş seçmen görüşüm var haklı olarak. Şimdi ben de hala araştırıyorum hangisi daha şey derken, yani vatandaş da eminim böyle yapıyordur. Çünkü çok Sırat Köprüsü'ndeyiz. Çok dikkatli atmamız gerekiyor adımlarımızı. Oylarımızı çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çünkü 84'ten 89'a kadar yaşananlar,
unutulmadı. Tabii ki unutulmadı. Unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz çünkü önümüze çıkmasın yarın diye. Ama bugün hep söylediğim gibi yine Bulgaristan'a gidip gelebiliyorsak, Avrupa Birliği vatandaşları olduysak, yani rahat nefes alabiliyorsak, evlerimizi oralarda toparlayıp veya rahat bir şekilde gidip gelebiliyorsak, bunları hep bizim arkamızda, önümüzde, her yerimizde varlığını hissettiren, var olan partimize borçluyuz. Bizim haklarımızı korumuş, evet. Onlara borçluyuz. Yani bence biz zaten bir azınlığız. Azınlık olduğumuz için de tek partide kalmalıydık. Ama artık dıklar geçti, olan oldu. Ölmüş de olmuşa çare yok. İnşallah doğru işler yapılır. O yüzden de bugün Nazif Bey burada, kendisi 8'i destekliyor, 8 numarayı. Evet. Yani DPS'yi, Hak ve Özgürlükler Harekatı'nı. Bunu da bilmeyenler var Nazif Bey. Çünkü geçen gün ben bir kahvaltı programınızdaydım. Evet. Gazeteci olarak davet edildim oraya, biliyorsunuz. Haberi yaptığımda altına bu DPS değil diye yazmışlar. Evet. Bunun açıklamasını istiyorsanız bir getirin. Evet, bunun açıklamasını şöyle söyleyeyim. Yanlış izlenimler, evet. Yanlış algılar. Bulgaristan Cumhuriyeti'nde tek bir DPS partisi vardır. O da 8 numaradır. Yani bunu ifade ediyorum. Yani tüm vatandaşlarımız, Türkiye'de yaşayan veya yurt dışında yaşayanlar, sizin programınız çok yani yurt dışından izlendiği için. Yani sonradan kurulan APS midir? O tabii yeni oluşum APS olarak yeni geçiyor. Yeni oluşum APS, evet. Hak ve Özgürlükler DPS, şu anki 8 numara. Evet. Şimdi ben 8 numara diyorum ama sakın burada oturup da ben gazeteciyim çünkü ben sadece programımı sunarım. Yarın 13 numaradan da APS'den de bir temsilci gelmek istiyorsa başımızla beraber burada onunla da aynı konuları konuşabilirim. Onlar da kendilerini ifade edebilirler. Siz bir nevi temsilci olarak burada bulundunuz. Şu an ben seçimlere çok fazla değinmeyi düşünmüyordum ama söylemiyorum. Zaten getirildik seçime de. Mümin Bey de sağ olsun seçimleri ortaya atınca. Tabii ortaya atınca. Bir de bizim yani mesela daha sonra da olabilirdi ama kısmet bugüneymiş. Yani tam da seçim öncesi. Seçim zaten oldu. Evet. Erken seçim kararı alındı. Zaten bunu biz bilmiyorduk. Evet. İşte bu. Yoksa ben sizi Mart ayından beri davet ediyorum. Tabii. Yani işte daha önce mesela bir ay önce gelmiş olsaydık yani seçim kararından konuşmamış olacaktık. Aynen yani öyle. Işte ama gündemimizden de kaçırmayız. Tabii bu da bizim bir gerçeğimiz. Dediğim gibi bir de akıbetimiz. Yani insanlar belki bunun ne kadar farkındalar bilmiyorum. Farkında değiller demiyorum, tövbe haşa. Herkes mutlaka ama yeteri kadar farkında mı insanlar? Çünkü her seçim bizim geleceğimizi belirliyor. Evet. Sadece bizim değil, çoluğumuzun, çocuğumuzun, torunlarımızın, orada bulunduğumuz ülkenin varlığını, burada bile varlığımızı belirliyor. Evet, yani o konuda haklısınız. Yani söylemek istediklerinizi çünkü vakit ilerliyor, yavaş yavaş istiyorsanız siz bir anlatmak istediklerinizi anlatın bu hususta veya başka konularda varsa. Evet, işte buradaki arkadaşlara seçim sandığına gitmelerini davet ediyorum. Kendilerinin, hiç kimsenin oyu ipotekli değildir. Herkes istediği partiye oy verebilir. Ama tabii ki bizim gönlümüz, biz parti temsilcisi olarak, parti temsilcisi değilken parti üyesiyiz sadece. Veya bizim partimize oy verirlerse çok da memnun oluruz yani. Nasıl belki halk arasında illaki görüşüyorsunuz? Evet, yani paylaşıyoruz. Şimdi çok kişide çok fazla bilgisi yok yani. Nasıl yorumlar yapılıyor Nazif Bey? Ben gerçekten yani, ben arkadaşlara diyorum ki tabii ki biraz araştırılsın. Gerçi bizim göçmenler bir araştırmayı severler ama son zamanlarda Bulgaristan'da çok seçim olduğu için ilgisiz kalmışlar. Onun için oya seçime katılım oranı haksız biraz düşük oldu. Haksız da değiller ama. Tabii ki haklılar da yani. Haksız da yedinci kez seçim yani, çünkü artık o da bir yerden sonra kasmaya başlıyor. Evet. Bulgarları bile kastı ki. Yani işte onlar da bir pazar günü var, kalkıp gelecekler. İşte ama sandıklarda sıkıntı olmayacak. Eskiden hatta böyle bir yoğunluk oluyordu, beklemek gerekiyordu. Onlara rağmen bizim göçmenlerimiz yani katılıyorlar seçmene ama şimdi bu sefer katılımı tabii ki çok olmasını talep ederiz ama insanlarımız katılım az olacağını tahmin ediyorum. Benim tahminim sadece. Belli de olmaz da. Belli de olmaz tabii, seçim bu. Bir bakmışsınız seçim bu. Yani yalnız ben göçmen arkadaşlara, oy kullanacak olarak seçmenlere bunu tavsiye ediyorum. Sadece kendi çerçevesinden bakıp da değil de olaylara çatıdan bakarak her şeyi görmelerini. Şimdi 34 sene bir parti varmış orada. 34 sene. Şu anda Türklerin yaşadığı köylerde hizmetler, yani oradaki hayat şartları,
Yani çok yani düşük yani. Ondan sonra bu 34 senede bir şey yapmayan insanların bu saatten sonra ne yapabileceği de o da malum yani. Onun için insanlara yani böyle bir olaylara çok çatıdan bakarak karar vermelerini tavsiye ediyorum yani. Onun için her zaman yeni başlangıçlar, Türkiye'de de mesela nasıldı partiler hep yeni değişim. Mahallelerden başladı, ilçelere, illere, ta genel merkeze kadar bir değişim oldu partimizde ve birinci parti oldu Türkiye'de de. Bulgaristan için de bunu öngörüyorum. Bir değişim olsun, bir deneyelim. Şimdi denemeden yani ön yargıyla davranmak doğru değil bence. Onun için bir denemek lazım ve yeni başlangıçla, yeni başlangıçlar iyi olur her zaman deyip 8 numaraya destek verip de bir deneyelim. Yani o Kırcalı'dan 5 tane milletvekili seçilecek. 5'i de Türk asıllı. Onun için oralarda daha önce mesela belediyelerle ilgili çok şikayetler vardı mesela. Kırcalı şu anda belediyesi 8 numaraya destekleyen arkadaşımız Erol Mümün. O da mesela Kırcalı için şurada 5-6 aydan beri çok şeyler yapıldı. Mesela eskiden eski başkan varken Kırcalı tabelesinden sonra Kırcalı merkezine kadar yani yolları delik deşikti yani. Yani onu bari yapamadı. 25 sene Kırcalı'da belediye başkanı yapıp da yani bir yolları yapamayan adamdan bu saatten sonra bir şey beklemek çok iyi, hoş değildir yani. Vallahi şimdi inşallah hayırlısı olur diyorum ben ama bu söylediklerinizi özellikle yıllar içindekini şimdi bu seçimlerle ilgili ilişkili gibi tam birebir net olarak algılanmasını da istemiyorum ama bunu da her zaman söylüyorum, hep de söylemeye devam edeceğim vallahi. Yani... Hep de söyleyeceğim. Hatta programın başında da gördüğünüz gibi Cebel'den güzel güzel görüntülerle girmeye çalışıyorum. Evet. Çünkü ben Cebel doğumluyum, evet. Cebel çocuğuyum. Ve 30 yıl bir belediye başkanından sonra birkaç yılın içinde yeni gelen bir belediye başkanının neler yaptığını ve Avrupa City olarak kabullendirildiğini, evet. Cebel çünkü Avrupa City olarak geçiyor şu an. Evet. Ve neye dönüştüğünü birebir canlı canlı görüyoruz, yaşıyoruz. Festivaller bitmiyor, etkinlikler bitmiyor. O Cebel'in merkezi nasıl olmuş böyle yani? Ya merkez, yani, kıyı, yani, köşe, her taraf Nazif Bey. Yani eskiden de ben hep söylüyorum. Necmi Bursa, Ali Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz yani. Bir Cebel'i yani. Severim, bir de Bursa Spor'u. Hiç yalan söylemeyeceğim, hep de söylerim. Bursa Spor isterse çuval giysin, ister amatörde, ister yani. Şeyde. Severim, yani değişmez. Cebel de aynı şekilde o tümsek tümsek yollarıyla, çamurlu patikalarıyla da benim Cebel'imdi. Evet. Ama şu anda benim Cebel'im ama insan hoşuna gidiyor. Tabii. Şimdi yalana gerek yok. Gerçekten çok görünce o güzellikleri. Ya, o yüzden Sayın Necmi Ali, Bahri Ömer'e de kötü bir şey söylemiyorum. O da bizim büyüğümüzdür. Hatta abi diye hitap ettiğimdir daha belediye başkanı olmadan. Ama sanırım belirli bir yerden sonra artık kendilerini yani iktidar sarhoşluğu mu oluyor artık? Yani çok uzun süre kaldıkları zaman iktidar sarhoşluğu oluyor diye tahmin ediyorum. Onu bilmiyorum valla. Belediye başkanı olmadım. Hiç olmaya da hiç niyetim yok. Yani öyle bir düşünce fikrim yok. Yok yani çok da... Ama var orada bir şey oluyor çünkü halbuki daha tükeniyorlar herhalde ya. Ya Kırcalı'da da işte görüyorsunuz yani hiçbir 20 yıldan beri hiçbir hizmet olmamış yani hiç yani sıkıntılar çok büyüktü yani. Buradan gidip şu an Cebel Kırcalı'dan daha güzel ben size tabii, söyleyeyim. Tabii ki öyle ama şimdi Ardino da çok güzel. Ardino da güzel. Erdere evet. De çok güzel bir. Orayı da güzel yapmışlar yani. Şöyle hani yiğidi olacak. Öldür hakkını yeme derler ya yani mesela. Hayır hayır yani kesinlikle. Öyle, şimdi ben şeye bakarım. Hizmete bakarım. Hizmete bakarım, sonuca bakarım. Benim fikrim bu. Ama işte benim doğduğum köye bir hizmet yapılmamış. Bir yolunu bile Ürpek'ti yani. Allah aşkına yani, lütfen Ürpek yani bu, Ürpek köyünü bir an evvel yani o yollarına asfalt yapsınlar. Muhtarın yaşadığı yok mahalleye kadar yok mu hala asfalt Ürpek köyü? Yok. Yani yok. Belli bir yere kadar yok. Muhtarın yaşadığı mahallede mesela oradaki mezarlıklar var. O mezarlıkların oraya kadar asfalt talep ediyor oradaki halk. Artı muhtarın önüne kadar asfalt yok. Yani bir caminin önüne kadar, o Ali Rıza Bey dediğim cami çok eski bir cami. Yani o caminin önüne kadar bir asfalt dökülse mesela... Peki 500... cami ne durumda? Camiyi çok güzel restore ettiler. Bu hayırsever iş adamlarımız buradan, Bursa'da yaşayanlar. Oraya çok büyük bir bütçe harcandı ve çok güzel restore edildi ve görmeye değer. O da çok güzel bir hizmet. Evet. Bakın eski belediye başkanı, Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe'yi Balkanlarda böyle el üstünde tutuyorlar. Hala da isimleri var.
Yani demem o ki görevden bazı kişiler gitmiş olsalar dahi yaptıklarıyla gündemde kalabiliyorlar. Gerçekten yaptılarsa ki Başkan Altepe, hani eski bir başkan, oralara çok hizmet yaptı. Çok şeyler yaptırdı. Evet. Cebel'de de elleri vardır sağ olsun. Şimdi Nilüfer Belediyesi'nden İrdere Belediyesi kardeş belediye. Yani oralara da tabii ki bir hizmetler oluşmuş. Ama şimdi siz de diyorsunuz ki bakın Ürpek de hani güzel bir cami, hayırseverler. Kim yaparsa yapın, bu belediye başkanı, hayırsever, iş adamı hiç fark etmez. Önemli olan orasını korumak, zaten kaybedilmiş topraklar. Evet yani. İşte o yabancıları gelip de orada yaşayıp mesela bizim kişi, insanlarımız da gidip orada yaşayabilir. Mesela evlerini restore edebilir ama yolla ilgili sıkıntı olduğu için çok kişiler gitmek istemiyor yani. Ya Nazif Bey, ben siz Eğri, siz Eğri Dere diyorsunuz, ben Cebel diyorum. Evet. Şimdi herkes kendi şeyinden yola çıkıyor ya, ben de işte şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Cebel çok güzelleşmiş, çok çok güzelleşmiş ve restorasyonlar da devam ediyor. Evleri herkes toparlaya başlamış, haklılardı çünkü geçenlerde de anlattım. Biz çok bir ay oldu olmadı hani Bulgaristan'a gittik geldik, Cebel'den saat 8'de çıktık. 9'da Gümrücü'ne de kahve içiyorduk diye herkese anlatıyorum. Hatta rotayı da veriyorum. Hatta diyorum ki otobanları sakın kullanmayın. Vallahi para vermekten başka hiçbir şey yapmazsınız. Otobana paralel olarak sağınızda karayolu var. Aldanmayın. O karayolu bizim burada İstanbul'da E5 yolu gibi, ne trafik var, ne lamba var. Aynı yolda birinde paralı gidiyorsunuz, birinde parasız gidiyorsunuz. Ve böyle güzellikleri de var bölgemizin. Evet. Ki sizin Eğridere bir de kış turizmi başlayacak kış yakında. Turizmi, evet. En güzel yerlere yakın. Pamporovo'ya, Bansko'ya. Evet. Çok zengin bir şeyden, evet, geliyorsunuz. Büyük Arda'nın, kültürel zenginlikten. Tabii Küçük Arda'nın birleştiği yer bizim mesela. O Arda'nın kıvrımları böyle. Öyle güzel bir manzaralar var ki. Böyle zaman olursa ileride beraber ziyaret edip orada bir program yapabiliriz. Biz onu ziyaret ettik. Maalesef ki Emre oraya gidemedi. İnşallah bir gün Emre ile birlikte nasip olur. Hani kendi ekibimizle, evet, Balkan Masası'nın gitmek oraya. Biz bundan 4-5 yıl önce gazeteci grup arkadaş gittik. Eğridere'nin de misafiri olduk. 2 gece orada ve o çevreyi, o Arda'nın kıvrımını biz gördüğümüzde 14 kişilik bir grup düşünün. Evet. Ve tövbe tövbe, el şey gibi olmasın örnek ama ölüm sessizliği oluştu bir an. O doğanın, tabii, tarif edilmez güzelliğinin karşısında onu dünya gözüyle herkesin görmesini tavsiye ederim, o Arda kıvrımı. Evet, oralar turistik bölge olarak da ilan edilebilir. Çünkü turistik için orada bizim Ürpe'ye çıkarken bir tane şey var. Şeytan Köprü yakın, artı bir tane doğal buzdolabı dediğimiz yer var. Bu taşların arasından böyle soğuk hava üflemekte böyle. Orlovskiy. Yok Orlovskiy değil. Bu şey. Vadelnica. Vadelnica. Tamam, o Ardino tarafında da bizim tarafta, bizim bölgede mesela Ürpe'ye çıkarken yolda böyle doğal dolap mesela yaz günleri 35-40 derece sıcaklık varken oradan 8-10 derece. Hatta gelen oralara, pikniğe gelen arkadaşlar karpuzunu falan filan oraya dolaba koyuyorlar. Öyle soğusun ya, diye yani. Yemeklerini falan koyuyorlar. Çok güzel, görülecek yerler yani. Ya Bulgaristan özellikle bir de bizim bulunduğumuz bölgeler Rodop Dağları. Rodop Dağları. Zaten Rodopların, Rodop Dağları dedikten sonra güzellikler bitmez. Ne mağaraları biter, evet, ne dağları biter, ne köyleri biter. Her yerde canlı tarih yaşamaya, evet, da devam ediyor. Aman turistik bölge ilan edilmesin, lütfen ne olur. Bırakın bakirliğiyle kalsın, görmek isteyen gidip görsün. Benim şahsi fikrim bu. Şeytan Köprüsü'nü hep söyledim. O yolu yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar? Sırf o şey için yapmıyorlarmış. Turistik arabalar burada olsaydı, çünkü çoktan restoranlar, kafeler çevresine dizilirdi o köprünün. Ve doğallığı da kaybolurdu. Nazif Bey, son sözlerinizi alalım. Yani ben son sözlerimi... Geçti mi heyecanınız? Heyecanımız, evet, geçti. İyi, sizinle heyecanlanmam. Şimdi son söz olarak Bulgaristan'daki seçimlerle ilgili ben son sözümü söylüyorum. Bulgaristan'da... Seslenmek isterseniz, evet, sizin kameranıza yani bakabilirsiniz. Bulgaristan'ın Halk ve Özgürlük Hareketi tek partidir. O da 8 numaradır.
tüm göçmen arkadaşlarımı, oy kullanacak arkadaşlarımı sandığa davet ediyoruz. Ve bizler için oy kullanmalarını talep ediyorum. Teşekkür ederim. Bu Bulgarya ima samo jedno DPS i to s biletina numero 8. Glasujte za nas. Bulgaristan'da tek bir parti vardır. O da DPS'dir. Hak ve Özgürlükler Partisi. Bizler için bize oyunuzu kullanın. Onun da bülten rakamı 8'dir dedi. Doğru tercüme ettim herhalde. Evet, doğru. Simulite tercüme etmeye çalıştım. Yani dememiz o ki araştırın. İyi araştırın. İyi karar verin. Ama mutlaka oyunuzu kullanın. Tıpkı benim de yapacağım gibi. Çünkü vatandaş olarak biz kendimize sahip çıkmak zorundayız. Ve şu an 27 Ekim'de seçimlerde biz bize sahip çıkacağız. Başka hiç kimseye değil. Nazif Bey de bunun için çırpınıyor. İyi araştırın, iyi anlayın, iyi inanın. Kimsenin gerekirse başkanlar zaten Türkiye'deler. Önümüzdeki hafta veya bu pazar mıydı? Bu pazar, evet. Tekrar burada olacaklar bir etkinlikte. Halkla da görüşüyorlar, dolaşıyorlar. Bütün başkanlar hemen hemen Bursa'yı geziyorlar. Evet. Yani birebir kendilerini de tanımaya çalışın. Ve yine dediğim gibi sadece çocuklarınızın gözüne değil, torunlarınız varsa onların da gözlerinin içine bakın. Ve onların da ki geleceğini inşa edeceğimizi, vereceğimiz oylarla inşa edeceğimizi unutmayalım. Haftaya Emmader temsilcileri burada olacak. Çünkü onlar da biz 27 Ekim'de seçimlerde oylarımızı kullanırken İstanbul'da miting yapacaklar. Onlar da emeklilik savaşı veriyorlar. Evet. Kademeli emeklilik için şimdiden duyurmuş olalım. O zaman haftaya görüşene dek emeklilerin sorunlarını konuşmak için burada olana dek kendinize iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve haftayı bitirmeniz nasip olsun inşallah. Hoşçakalın.